sizden. Alkışlarınızla efsane başkan Serhat Orhan. Tekrar edelim. Serhat. 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 Bayram yeri. Efsane geldi, efsane! O Turgutlu'yu yeniden Ege'nin yükselen yıldızı yapmaya geldi. Efsane Başkan Serhat Orhan sizlerle. Bayram yeri. İyi misiniz? Hayırlı akşamlar diliyorum hepinize. Sevgili Turgutlar, iyi misiniz? Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Turgutlu'yu sevmekten başka, Turgutlu'ya hizmet etmekten başka hiçbir sevdamız yok Allah'a şükür. Bizi size hizmet etmekten hiçbir güç çeviremeyecek. Bakın bunlar, burada binlerce insan var. Biz sadece size hizmet etmek istiyoruz. Ve bunun için bize her türlü engeli önümüze koyuyorlar. Elektriklerimizi kesiyorlar. Bayraklarımızı indiriyorlar. En sonda yürümemize engel oldular. Ama bizim size kavuşmamıza hiçbir güç engel olamayacak. Sevgili Turgutlular, sevgili bayram yeri sakinleri, biz 10 yıllık belediye başkanlığımızda çalmadık, çaldırmadık. Alnımızın akıyla sizin karşınıza çıktık. Kapımızı hiçbir zaman kapalı tutmadık. İçeride oturup sekreterimize başkan yerinde yok dedirtmedik. Her çarşamba halkımıza kapımız ardına kadar açıp halk günü düzenledik. O da yetmedi. Sizinle beraber çarşıda vardık. Pazarda vardık. Sanayi sitesinde vardık. Cenazede vardık. Taziye'de vardık, düğünde de vardık. Hiçbir zaman da sizi aldatmadık. Size yalanlar söylemedik. 5 yılda 50 proje deyip de sizin karşınıza çıkıp ondan sonra da size yalanlar ve bahaneler hiçbir zaman uydurmadık. 5 yılda 50 proje demedik. Yapabildiklerimizi yaptık. Allah'a şükür. Bir kardeşimizin dediği gibi 2 kere 2 4 eder. Bereket olursa 5 eder. Serhat Orhan olursa 8 eder. 10 eder. 100 eder. Alnımızın akıyla 10 yılda nereden nereye dedik. Ve size bütün yaptıklarımızı 2014 yılında önünüze koyduk. Ama sizi iftiralarla, sizi yalanlarla, sizi aldattılar. Ve 5 sene çarçabuk geçti. Şimdi halkımızın karşısına geçtiler. Neyle mi geçtiler? Sizinle değil. Bu binlerle değil, 300 tane belediye personeliyle, maske personeliyle, hastane personeliyle. Ama emin ol, Turgay Şirin onların da %70'i Serhat Orhan'a verecek. Başkanım,
Buradan AK Partili kardeşlerime sesleniyorum. Buradan Milliyetçi Hareket Partili ülkücü kardeşlerime sesleniyorum. Sizin ülkücü bir belediye başkanınız hiçbir zaman olmadı. Ama sizin gerçek milliyetçi, gerçek muhafazakar ve sapına kadar ülkücü bir kardeşiniz her zaman oldu. Benim ülkücülüğüme Ahmet Tuncel şahittir. Benim ülkücülüğüme Muharrem Başak şahittir. Benim ülkücülüğüme Yunus Erkan şahittir. Yasin Hoşbilgin şahittir. Osman Öztaş şahittir. Selçuk Tunacık şahittir. Senin ülkücülüğüne değil, senin hırsızlığına binlerce kere şahit. Yolsuzluğa 400 tane müteahhit şahit. Senin adamlarının imarda yediği rüşvete binlerce Turgutlu şahit. Ama senin 31 Mart'ta ipini çekecek bu Turgutlu. AK Partili kardeşlerim, daha 3 ay önce bu adamın yolsuzluklarını her biriniz tek tek konuşmuyor muydu? Sevgili Murşit, sevgili kardeşim, bugün sana yer söyleyeceğim. Esat Durgun'un dükkanında Turgay Şirin'in imar yolsuzluklarını bir bir konuşmuyor muydun? Kazım Dilek 3 ay önce basın toplantısında Turgay Şirin'in 5 kara yılını söylemiyor muydun? Daha sonra da Serhat Orhan'ın 10 şanlı ak yılını hepiniz konuşmuyor muydunuz? Ne oldu? Ne değişti? Ama hiç merak etmeyin. Recep Tayyip Erdoğan benim cumhurbaşkanım. Recep Tayyip Erdoğan benim liderim. Çok değerli AK Partili kardeşlerim, biz AK Parti hükümeti sayesinde 10 yılda yüzlerce hizmeti Turgutlu'ya getirdik. Ve halkımızın karşısında hep ak orduk. Milliyetçi kardeşlerim, ülkücü kardeşlerim, biz bu hizmetlerimizi yaparken siz her şeyi bir bir biliyordunuz. Hiçbir şekilde milletime yalan söylemedim. Ama Turgay Şirin ve hırsızlar çetesi sizi aldattı. Şimdi bu kadar açık ve net söylüyorum. 5 yılda 2500 ruhsat. 50 trilyon parayı Turgutların cebinden çaldınız mı, çalmadınız mı? Sizin aldığınız parada yetimin, öksüzün, garip kurabanın hakkı var. Herkes size hakkını haram ediyor. Sevgili Turgutlar, bu adamın etrafında bir tane ülkücü yok. Bu adamın etrafında bir tane İyi Partili yok. Bu adamın etrafında sadece 5-10 tane AK Partili yanılmış kardeşim var. Siz de bir an önce geri dönün. Çıkın çarşıya, çıkın pazara. Kimse Turgay Şirin demiyor.
herkes Serhat Orhan diyor. Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar, 15 Temmuz'da Turgay Şirin neredeydi? 16 Nisan referandumunda Turgay Şirin neredeydi? 24 Haziran'da Turgay Şirin neredeydi? Sayın Devlet Bahçeli, aday yaptığın kişinin arkasında halk yok. Aday yaptığın kişi tel tel dökülüyor. Çarşıya, pazara, halkın içine çıkmaya yüzü yok. Çünkü onun alnında kara bir leke var. O da nedir? İmardaki yolsuzluklardır. Ama 6 gibi kaldı. 6 gün sonra artık Turgutlu'da her şey daha farklı olacak. 6 gün sonra Turgutlu özgürlüğüne kavuşacak. Onun için AK Partili kardeşlerim, MHP'li kardeşlerim, ben alnımın akıyla yıllarca Turgutlu'da ülkücü hareketin bir mensubu olan diyen dürüst kardeşlerim, ben buradayım. Beni siz aday yaptınız. Bana dediniz ki aday olacaksın. Çünkü Turgutlu seni unutmadı. Turgutlu seni çok seviyor. Aday olacaksın. Biz de seni sonuna kadar destekleyeceğiz. Ben bu vatanı seviyorum. Ben Türkiye'mi seviyorum. Ben bu memleketin bekası benim için önemli diyorsan, Türkiye'nin bekası benim için önemli diyorsan, ama onun dışında Turgutlu'nun bekası da benim için önemli diyorsan, şu anda Manisa'da, Turgutlu'da aday çıkarmadığı için AK Parti'den Cumhur İttifakı'nın bir üyesi olan Büyük Birlik Partisi'nden aday olan bu kardeşiniz Serhat Orhan'a evet demeye hazır mısınız? Duyamadım, bir daha söyler misiniz? Bir daha. Evet. Turgutlu kararını vermiş. Selvini Tepe kararını vermiş. Mustafa Kemal Atatürk kararını vermiş. Bize 6 gün kaldı. Çok çalışacağız. Sıkmadık el bırakmayacağız. Girmedik gönül bırakmayacağız. Ve Allah'ın izniyle Turgutlu'yu Pazarlıklar ilçesi yapmadan Allah'ın izniyle vatanı, milleti, Türk bayrağını seven bir belediye başkanıyla tekrar tanıştırmaya hazır mısınız? Sevgili Turgutlular, bizim sevdamız Turgutlu, bizim sevdamız Türkiye, Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, ama bizim hesabımızda, bizim kapalı kapılar ardında kimseyle pazarlığımız yok. Alnımız ak. Şehir meclisi üyelerimizin hepsi tertemiz kardeşlerim. Hepsi kendi işlerinde pırlanta. Hepsi Turgutlu'ya hizmet için yanıp tutuşan kardeşlerim. Biz diyoruz ki bakın buradan söylüyorum. 25 dönüm yeri imara açacağım. Seni listeye alıyorum. Ver 300 bin lira ve yok bizde böyle pazarlık. Biz dürüstçe, samimiyetçe, gönülden, aşk ile çalışan meclis üyelerimiz var.
Ve bu kardeşlerim hepsi birer Serhat Orhan sevdalısı. Hepsi Turgutlu sevdalısı. Biz sadece ve sadece Turgutlu'ya hizmet etmek istiyoruz. Sevgili Turgutlular, artık Turgutlu'nun 5 kötü, 5 rezil yılı geride kalıyor. Hepsi 6 gün kaldı. Bu 6 gün sonra Turgutlu'da Allah'ın izniyle güneş çok farklı doğacak. Ve biri diyor ki o gitsin galericilik yapsın, düğün salonu işletsin. Öbürü diyor ki belediyeciliği benden öğrendiler. Ya arkadaş, ben seni belediye başkan yardımcım yapmasaydın sen personelden sorumlu müdürdün. Ama ben belediyedeki bütün personelime siyasi görüşü ne olursa olsun hepsine değer verdim. Bütün memurlarım benim başımın üstünde yeri var. Yeter ki çalmasınlar. Yeter ki benim vatandaşımın cebine el atmasınlar. Dürüst olsunlar. Bağış adı altında alınan paralar benim kitabımda belgeli olur sevgili Turgutlular. Buradan konuşuyorum. Eğer Aşevine bağış yapacaksan, Turgutlu Spor'a bağış yapacaksın. Gidersin belediyenin veznesine yatırırsın, makbuzunu alırsın. Bunun adı bağıştır. Eğer iman müdürlüğünün tuvaletinde parayı ödersen bunun adı bizim kitabımızda rüşvettir, rüşvet. Sevgili AK Partili kardeşlerim, buradan isim isim söylüyorum. Süleyman Turgut, Mürşit Gedizli, Kazım Dilek, böyle bir belediye başkanının arkasında dururken akşam eve gittiğinde bir nefis muhasebesi yapıp vicdanın rahat mı değil mi? Bana bunu söyleyeceksin. Yoksa siyasi nezaketsizlik yapmayacaksın. Benim AK Partiliğimi kimse tartışamaz. Ben Cumhur İttifakı'nın bir üyesiyim. Partim de üyesiyim. Bakın bugün Eskişehir'de Türkiye'nin milli maçı vardı. Maçı kazandık. Allah'a şükür. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın hemen 2 koltuk yanında Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici vardı. Eğer değer verilmeyen bir parti, değer verilmeyen bir genel başkan ve Cumhur İttifakı'nın üyesi olmasaydı Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında ne işi vardı? Sevgili Kazım kardeşim, buradan sana sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın Urfa konuşmasını vatandaşlarımıza seyrettiriyorsun. Peki, buradan şunu söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, Urfa'daki konuşmanın bir benzerini niye Manisa'da yapmadı? Çok rica ettiniz. Yalvardınız, yakardınız. Böyle bir konuşma yapması için. Ama Cumhurbaşkanımız elinin tersiyle itti. Çünkü o da biliyor ki Turgutlu'da AK Parti'nin yaptığı anketlerde Serhat Orhan Turgay Şirin'in açık ara önünde. Ve AK Parti Genel Merkezi'nde de biliyorlar ki Cumhur İttifakı'nın üyesi kazanacak olan kişi Turgay Şirin değil. Çünkü Turgay Şirin Turgutlu'nun şu anda şaibeli bir belediye başkanı. Ve bu şaibenin altında ezilip gidiyor. Yol yakınken dönün AK Partili kardeşlerim. Yol yakınken doğru yola gelin. Doğru yol Cumhur İttifakı'nın üyesi olan
şanıyla, şerefiyle bugün ölüm yıl dönümünü idrak ettiğimiz şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu'nun partisi Büyük Birlik Partisi'dir. Efsane olan Turgutlu. Turgutlu efsaneliğini 31 Mart günü gösterecek. Turgutlulardan Allah'ın izniyle 50 bin oy bekliyoruz. 50 bin oy. Ve bugün bizi yürümeye engelleyen arkadaşlara diyorum ki, sen bizi yürütmesen de polisi, ilçe seçim kurulunu, devletin bütün makamlarını kullansan dahi, sen benim posterlerimi indirtmeye kalksan dahi, sen benim afişlerimi astırtmasan dahi, sen benim konuşma yapacağım alanda elektrik direklerindeki elektrikleri, ki belediyeye aittir, kestirsen dahi, sen bu kara lekeden kurtulamayacaksın. Bu millet sana sandıkta öyle bir cevap verecek ki, tokatın aslı Osmanlı tokadı, hem de Osmanlı. Ve en sonunda bakın, bayram yerindeki binlerce kardeşim, size şu kadar söylüyorum. Bunların hepsinden tek tek hesap sormayan Serhat Mehmet'tir. Bu kadar söylüyorum. Beş yıl benim Urganlı'ma taş üstüne taş koymaya, benim Atatürk mahalleme, Mustafa Kemal mahalleme, benim Albayrak mahalleme, istasyon altına, Selvini Tepe mahallesine taş üstüne taş koymaya, insanları 3 gün susuz bırakıp sanki 1950-60'lı yıllarda yaşıyormuş gibi belediyenin arasörleriyle suya muhtaç eden Turgay Şirin'e oy var mı? Şimdi evet, bunlar tam 130 tane belediyeye ait arsa gayrimenkulü sattılar. En sonunda Dağ Marmara köyünde kontrol etmeden yolu bile sattılar. Yolu. Benim bu iddialarımdan bir tanesine cevap bile veremiyorlar. Cevap. Neden biliyor musunuz? Benim bu söylediklerimin hepsi doğru. Sarıbey Ovası'nda 12 bin liraya yer satılır mı sevgili bayram yeri sakinleri? Yerin dönümü 25-30 bin lira. Bunlar batan geminin malları gibi ne buldularsa sattılar. Ey AK Partili kardeşlerim, yanlıştan dönün. Bu adam yanlış. Bu adamın yanındaki nerede yanlış? Sevgili ülkücü ve MHP'li kardeşlerim, bunların meclis listesine bakın. 14. 15. sıraya kadar bir tane ülkücü yok. Bir tane ülkücü yok. Allah'ın izniyle İyi Partili kardeşlerim, CHP'de yaşananları görüyorsunuz. Ben fazla konuşmayacağım. Tam bir yamalı bohça. Onlara da destek vermekten sakının. Dikkat edin. Ve doğru adres burası. Doğru adres Mustafa Serhat Orhan. Doğru adres Büyük Birlik Partisi. İyi Partili kardeşlerim, sizler gerçek milliyetçi ve ülkücülerseniz, gerçekten bu memleketi vatansever olarak seviyorsanız, adres burası. Bu kardeşiniz. Hepinize kucağımı açtım, bekliyorum. 31 Mart'ta bunlara öyle bir tokat vurun ki sadece Turgutlu değil, sadece Manisa değil, bütün Türkiye duysun Allah'ın izniyle. Sevgili Turgutlar, sevgili kardeşlerim,
Biz Allah'ın izniyle gümbür gümbür geliyoruz. Bizim önümüzü ne anketlerle kesebilirler, ne algı operasyonuyla kesebilirler. Çünkü biz gerçek Turgutlu vatanseveriyiz. Biz gerçek Türkiye vatanseveriyiz. Turgutlu milliyetçisiyiz. Bizi birbirimizden ayıramayacaklar. 1 Nisan'dan itibaren o belediyenin kapısı size ardına kadar açık olacak. Sevgili Turgutlar, bizim arkamızda belediye personeli yok. O kardeşlerime de buradan sesleniyorum. Hiç merak etmeyin. Biz kimseyi fişlemiyoruz. Biz kimseyi fotoğraflamıyoruz. Ben sizin mecbur edildiğinizi çok iyi biliyorum. İçiniz rahat olsun. 31 Mart'ta da sandığa giderken size 10 yıl hizmet eden, size her yönden en iyi şekilde kardeşane davranan, size kucak açan efsane başkan Serhat Orhan'a ve Büyük Birlik Partisi Ay ve Gülüne korkmadan evet oyunu basın. Maske personeli sizin içinde. Hastane personeli. Hele sizden o oyu istemeye hakkım olduğunu düşünüyorum. Şu anda 300 yataklı devlet hastanesinde çalışıyorsanız, Sayın Cumhurbaşkanımızın Turgutlu'ya hediyesi olan devlet hastanesinin yapılmasında bu abinizin, bu kardeşinizin desteğini Allah'a şükür bütün Turgutlu biliyor. Neden? Oradaki açılış fotoğrafına bakın. O fotoğrafta Recep Tayyip Erdoğan var. O fotoğrafta Serhat Orhan var. O fotoğrafta Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan. Turgutlu'da. Biz hizmet için, size hizmetkar olmak için geliyoruz. Siz destek verin. Yine Turgutlu yeniden Ege'nin yükselen yıldızı olacak. Şimdi size sesleniyorum. 31 Mart'a kadar her gün bu kalabalığı katlayarak, arttırarak dostlarımıza sevinç, birilerine de üzüntü çektirmeye var mıyız? Pazar günü Mustafa Serhat Orhan Büyük Birlik Partisi'nin yuvarlağına, böğrüne evet vurmaya var mıyız? Allah sizi sevdiklerinizle beraber, hayırlı akşamlar, sevdiklerinizle beraber, bu kardeşinize de dualarınızda yer etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun.